Şunlara bak. Ne kadar buğday alacaklar ki bu kadar çok hayvan getirmişler? Ne kadar şişman olduklarını görmüyor musun? O karınları doyurmak için haddinden fazla buğday almak gerekir. Onlar da kim? Kuzey komşumuz Habiriler. Buğday satın almaya gelmişler. Onlara da verecek kadar buğdayımız var mı peki? Bakıyorum kahinler yine buğday almak için gelmiş. Evet, hem de adil olmayan bir fiyatla. Hali hazırda Amon Tapınağı'nın durumu bunlardan bile daha kötü. Niçin bize yardım etmiyorsunuz? Birincisi, onlar komşu ülkeden ve bizim gibi insanlar. Öte yandan yıllardır Mısır'a vergi ödüyorlar. Gelirlerinin büyük bir bölümünü Mısır'a gönderiyorlar. Kıtlığa maruz kaldıklarından onlara yardım etmek bizim vazifemizdir. Amon'a gelince o zengin bir tanrıdır. Servetin bir bölümünü tapınağındaki kahinlere harcamasının ne sakıncası var? Bir zamanlar öyleydi. Ama artık Amon zengin değil. Nesi var nesi yok sen ondan aldın. Efendim, o tapınağın hazinesinden sorumlu. Farkında olmadan bize iyi bir haber verdi. İyi bir haber mi? Evet, birazdan anlarsın. Gidebiliriz. Hatırlayacağınız üzere birçok kez sizin tapınağa ve Amon dinine karşı harekete geçmenize mani olmuştum. Yoksa şimdi uygun zaman geldi mi? Kesinlikle. Kraliçe ve hanımefendi, bizi Yüzersif'le yalnız bırakır mısınız? Amon Tapınağı hem taraftarının büyük bir bölümünü yitirmiş, hem de hazinelerini tüketmiş. Haberim var. Mısır halkının büyük bir bölümü tek Allah'a tapıyor. Bütün şehirlerde bundan böyle Allah'a dayalı inancın Mısır halkının resmi dini olduğunu ilan edin. Duydunuz mu Hürrem Hop? Biz tek bir Allah'a iman ediyoruz. Bundan böyle Amon'a tapmak suç ve günahtır. Her ne kadar Amon Tapınağı benim için kutsalsa da, kralımın emirlerini inançlarıma tercih ederim efendim. Sana yakışan da zaten budur. Mısır'ın sınırlarını düşmandan temizlediğin gibi, Mısır kentlerini de şirk ve putperestlikten arındırmalısın. Ben kralımın emrindeyim. Derhal harekete geçiyorum. Tapınağın direnişi ve Amon'a tapanlarla tek Allah'a iman edenler arasındaki sürtüşmelerle mücadeleye hazır olmalısınız. Bütün Mısır ordusuna hazır olmasını söyleyin. Muhtemel isyanları bastırmak zorunda kalabiliriz. Kan dökmeye karşıyım ama başka bir çare yoksa bundan kaçınamayız. Bundan kaçınamayız. Biz yıllarca sabrettik ve tapınaklara karşı harekete geçmedik. Bu kan dökmeyi en aza indirmek içindi. Endişelenmeyin.
Umarım kan dökülmez. Akhenaton Hazretleri ve Yüzarsif birbirlerini çok seviyorlar. Akhenaton Yüzarsif Hazretlerine ilahi bir yol gösterici gözüyle bakıyor. Ey Allah'ın peygamberi! Bu din değişikliğinde kan dökülmemesi ve bir insanın dahi hayatını kaybetmemesi için dua edin. Yüce değerlere ulaşmak için büyük bedeller ödemek gerekiyor. Mecbur kalmadıkça askerlerimizin kan dökmemesi için de dua edeceğim. Şiddet kullanmadan güzel sözlerle karanlık kalpler aydınlatılabilir. Şüphesiz Allah kendine iman edenlere yardım edecek ve bu savaşta iman küfre ve şirke galip gelecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.